efendim Yeşim? Avukat Ahmet Bey geldi efendim. Tamam, yollayın. Peki efendim. Avukat. Merhabalar. Tekrar başınız sağ olun. Sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Fazla vaktinizi almadan konuya gireyim. Canan Hanım'la bazı düzenlemeler yaptık. Tamamen onun isteği doğrultusunda. Kendisi bütün haklarını ikinize devretti. Ne yaptı? Kemal Bey mirasını ikinize pay etti. Tabii tekstil hisseleri size kaldı. Düğün hediyesi olarak. Zaten Kemal Bey de sağlığında bunu istiyordu, biliyorsunuz. Biz böyle bir şeyi nasıl kabul ederiz avukat bey? Daha iyi bir çözüm var mı? Canan Hanım'ın durumunu biliyorsunuz. Hanım biliyoruz da ona vekalet ederdik. Ne bileyim, bulurduk bir çözüm. Yani bu çok şey olmuş. Fazla olmuş yani. Daha güvenilir biri var mı? Yani ikinizden başka. Yok. Bir anlamda Kemal Bey'e görevinizi yerine getiriyorsunuz. Olaya böyle bakmanız lazım. Zaten isterseniz ileride Canan Hanım'a tekrar devir yapabilirsiniz. Şu anda pratik olarak en uygunu bu. Canan Hanım beni çağırıp bu talimatı verdi. Önce itiraz edecek oldum ama şimdi anlıyorum. Yani hastaneye kendi kendine gitti. Demek ki önceden her şeyi ayarlamak istemiş. Benden istediğiniz bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederiz. Gerekirse ararız Ahmet Bey. İyi günler. İyi günler, sağ olun. İyi günler. Ekrem de ben de şaşırdık kaldık Filiz. Ne yapacağız biz şimdi? Bence çok iyi bir çözüm olmuş. Siz olmazsanız orası işlemez zaten. Ayrıca ne değişecek ki? Zaten şirketi ikiniz götürüyordunuz. Öyle de bir tuhaf olduk işte. Bu arada tekstil hisseleri düğün hediyesi olarak bana devredilmiş durumda. Onu nasıl yapalım? Sonra düşünürüz ya. Şimdi bir de bununla uğraşmayalım. Bugün Canan'a gittim. Öyle mi? Nasıl? Aynı. Düzelecek mi Yılmaz? Düzelecek. Onu hiç yalnız bırakmayacağız. Kemal abi ne yapıyorsa aynısını yapacağız. Hastaneye gitmeden önce onunla konuşmuştum. Nikahı bir süre ertelemek istediğimizi ona söylemiştim. Canan'a mı? Evet. Ama kabul etmedi. Bu Kemal abinizi de çok mutlu ederdi. Sakın ertelemeyin dedi. O zaman ertelemeyin. Tamam. Şimdi... Gelinlik ve damatlık sorunu ortaya çıkıyor. Gelinlik ve damatlık giyecek miyiz? Kızların bu konuda hassas olduklarını biliyorum. Bence sen de giymek istiyorsun. Yok, o kadar önemli değil. Yalancı. Kötü kalpli. Senin nasıl bir gelinlik seçeceğini çok merak ediyorum. Bilmiyorum artık. Sen nasılsa nikaha kadar göremeyeceksin. O zaman sen de damatlığı görmeyeceksin. Artık ne çıkarsa bahtına. Bu kadar mutlu olup da ailemle paylaşmamak. Ben ne yapacağım Yılmaz? Keşke elimden bir şey gelse sevgilim. İçimde hep bir acı var. En mutlu olduğum anda bile. Oysa seni gerçekten tanısalardı, benim tanıdığım Yılmaz'ı tanısalardı seni çok severlerdi. Belki günün birinde olur. Kim bilir? Olacak. Yoksa ben ne yaparım? Bir tarafta sen, diğer tarafta onlar. Ben işe geç kaldım. Senden hiç ayrılmak istemiyorum. Ben de. Şirkete mi gidiyorsun? Evet. Ekrem'le halletmemiz gereken şeyler var. Neymiş o? Alo. Beklediğiniz konuklar geldi Yılmaz Bey. Tamam, sırayla içeri yollayın.
Hadi bakalım Aynalı. Bu işi Kemal abi olmadan nasıl becereceğiz görelim. Becereceğiz, becereceğiz. Bu önemli. Kemal abi için bu her şeyden önemliydi. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Çok üzüldük. Merhaba. Başınız sağ olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın delikanlı? Teşekkür ederim. Öğrenci misin? Tıp okuyor abisi. Demek doktor olacaksın ha? Evet. İyi iyi. Lazım bir tane Yılmaz. Kemal Bey'in sayesinde. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz rahmetlinin. Sizi buraya davet etmemizin nedeni şu. Bu ani ölüm hepimizi çok sarstı. Ama işlerin aksamasına meydan verilmeyecek. Her şey Kemal abinin sağlığındaki gibi devam edecek. O da bunu isterdi zaten. Sizlere bildirmek istedik. Ödemeler zamanında yapılacak. Bu delikanlının mezuniyeti bize gurur verecek. Teşekkür ederiz. Vallahi biz de ne yapacağız diye düşünüp duruyorduk. Artık düşünmeyin. Bir değişiklik olmayacak. Sizi fazla meşgul etmeyelim. Dışarıda görüşmek isteyen başkaları da var. Peki. Çok İyi sağ olun. İyi günler. Hangi branşı seçeceksin? Ortopedi. Çok güzel. Başarılar. Hadi bakalım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bu çok güzel bir duygu Ekrem. Kemal abiyi şimdi daha iyi anlıyorum. Tabii ya. Yeşim sıradakini içeri gönderebilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.